Merhabalar Yeşim Hocam. Merhabalar. İlk olarak kariyer sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Kısaca kendinizden, eğitim hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Ayrıca hobilerinizden neler yapıyorsunuz? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Eğitim hayatı deyince aklıma 10-11 yaşlarında her gün okuldan gelip kendi odamda gazlı kalemler vardır. Onların beyaz uç kapakları vardır. Onları çıkarttığımı hatırlıyorum. Elimde İngilizce kitabı. O gün derste ne yapıldıysa İngilizce dersinde. Elimde kitap. Ne kadar oyuncağım varsa onları dizdiğimi hatırlıyorum. Onları öğrenci niyetine dizerdim. Kendim de büyük bir gardırobum vardı. Onu da tahta yapmıştım. O kalemin ucu da tebeşirdi. O gün ne öğretildiyse ben öğretmen rolünde eşeğe, kara kaçanı, pembe panteri hikaye gibi ama ders yaptığımı hatırlıyorum. Evet. Yani bu ne demek oluyor? Aslında 10-11 yaşındayken ben biraz da klasik olacak ama öğretmenimi çok sevdiğim için, onun gibi olmak istediğim için İngilizce öğretmeni olmaya karar vermiştim. 6 yıl boyunca da o hevesim hiç geçmedi. Lise son sınıfa geldiğimde hatta diploma töreninde ben şimdi mezun oluyorum, 4 yıl sonra bu okula geri geleceğim, öğretmen olarak geri geleceğim demiştim. Sözümü tuttum. Gerçekten de 4 yıl sonra kendi mezun olduğum kolejde İngilizce öğretmen olarak çalışmaya başladım. Evet. 8 yıl kadar orada çalıştım. Daha sonra maalesef bir takım maddi üzücü sebeplerden dolayı okul kapandı. Öyle bir şey olmasaydı belki şu an hala orada çalışıyor olabilirdim. Daha sonra başka bir özel okulda hem İngilizce öğretmenliği yaptım hem yabancı diller bölüm başkanlığı yaptım. Toplamda yani özel okullarda bir 13 sene kadar çalışma hayatım oldu şimdiye kadar. Evet. Yeni yılıma kadar. Peki Yeşim Hocam, şu anda bu iş hayatı bittikten sonra şu anda ne yapıyorsunuz? Nelerle ilgileniyorsunuz? Bunlardan bahsedebilir Tabii misiniz? Ki. İş hayatı aslında bitmedi. Hep bitiyor gibi oldu ama bitmedi. Evet. Orta öğretimden sonra üniversiteye geçtim. Bir 14 yıldır da üniversitede hazır hukukunda İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda da Solo Unitas Koçluk Akademisi'nde hem koçluk hem eğitmenlik yapıyorum. Bu yolculuk da yani koçluk ve eğitmenlik yolculuğu da 4 yıl önce başladı. Aslında bir B planı gibiydi şimdi bakınca. Emekliye yaklaşırken acaba başka bir şey de yapabilir miyim gibi başlamıştı. Ama gelinen şu noktada gördüğüm o ki iki meslekte, ki birbirinden sanırım pek ayırt edemiyorum, eğitmenlik, öğretmenlik ya da koçluk, evet, bir akıştalar. Aslında bir şekilde birbirini besliyorlar diye düşünüyorum. Beslerken de tabii ki benim ilgilendiğim birçok şey var. Hani klasik olacak belki ama okumak, koçluk dışında ama bir şekilde onu besleyen her türlü eğitime katılmak, kısa ya da uzun soluklu o tip faaliyetlerde bulunmak. Kediciyim ben, öyle tanımlıyoruz biz birbirimizi. Kediler, işte köpekler, kedici demek aslında hepsini içine alan bir şey. Evet. Elimin yettiği kadar, gücümün yettiği kadar onlara yardımcı olmak için bir takım faaliyetlerde bulunuyorum. Sonuçta beni iyi hissettiren, içinde insan olan her şey bana keyif veriyor açıkçası. Evet, süper. Peki Yeşim Hocam, sizi şimdi üniversiteye yani lisansınızın son mezuniyet gününüze getirsek. Şu ana kadar yaşadığınız hayatta pişman olduğunuz, bunu yapmasaydım güzel olurdu, şunu da yapsaydım benim açımdan daha iyi olurdu dediğiniz deneyimleriniz var mı? Yapmasaydım değil belki ama zaman önemli. Ben eğitimlerde de hep söylüyorum, hep diyorum ki katılımcılara su akar yolunu bulur. Hani yeter ki siz çok kendi gerçekten istediğiniz, ilgi duyduğunuz alandan çok uzak bir yere düşmeyin diyorum. Ama şu an geldiğim noktada bakıyorum ki ben çok ileri bir tarihte, yani 30 yaşımdan çok daha sonra yüksek lisans yaptım. Psikoloji yüksek lisansı yaptım. Şimdi durup düşününce diyorum ki keşke daha önce yapsaydım. Belki o bir şekilde bunu yapmış olmak beni koçlukla daha önce tanıştıracaktı. Hoş Türkiye'de koçluğun geçmişi çok eski değil ama bir tek o, hani aklıma zaman zaman gelen şey. Evet. O zamanlar böyle değildi tabii ki. Psikoloji çok çok saygınlığı olan bir meslek değildi maalesef. İnsanlar psikoloğa ya da psikiyatriste gitmeyi deli olmakla eş tutuyorlardı. Böyle bir dönem geçirdik. Evet. Ne zaman ki 99 depremi oldu, insanlar yardım ihtiyacında olduklarını anladıklarında bu meslek popüler hale geldi. Psikoloji deyince de çok geniş bir kavram tabii ki. Yani bu kurumsal hayatta hani çalışma ile ilgili endüstriyel psikoloji olabilir, her şey olabilir. Ama birazcık daha o kısımda
deneyim kazanmayı isterdim açıkçası. Oradaki amaç da yine şu anki yaptığım işi beslemek. Bambaşka bir şey yapmak değil. Yine belki burada olurdum büyük ihtimalle ama biraz daha fazla belki deneyimim olur diye düşünüyorum. Evet. Peki Yeşim Hocam, tüm bugüne kadar bir kariyeriniz oldu. Hı-hı. Bu kariyerle birlikte sizin bir başarı tanımınız olmuş olabilir. Hı-hı. Sizin için başarı ne demektir? Ya da ne yaparsanız kendinizi başarılı addedersiniz? Hı-hı. Yani bu tabii ki kişiden kişiye çok değişecek olan bir tanım. Yani başarı bir değer sonuçta. Ve o değeri sizin ne anlam yüklediğinizle direkt olarak ilişkili. Bazıları için başarı direkt maddiyatla alakalıdır. Bazıları için prestijdir ya da herhangi bir hiyerarşide çok üst bir noktadır. Bana göre aslında değerlerimi onurlandırabiliyorsam, değerlerime göre eğer aynı özel hayatta olduğu gibi iş hayatında ilerleyebiliyorsam ve sonuçta günün sonunda yaptığım işle iyi hissediyorsam bu bana göre başarı demektir. Evet. Tabii ki bunun bir maddi karşılığı olmalı. Belki benim için birinci öncelik değildir. Birinci öncelik olan insanları yargılamak anlamında da söylemiyorum bunu. Gayet normal. Biriniz yaptığınız çalışmanın karşılığında belli bir şey beklerken bir başkası çok daha fazlasını bekleyebilir. O değil ama sonuçta özellikle bizim yaptığımız iş biraz değil bayağı direkt insanla ilgili bir iş olduğu için evet. Bir şekilde eğer katma değer yaratabildiğimi hissediyorsam ve iyi hissederek günü sonlandırıyorsam benim için başarı bu demektir. Evet, süper Yeşim Hocam. Peki Yeşim Hocam, şu anda bizi izleyen kitlenin %75'i ya üniversitede okuyor, hı-hı, ya üniversite son sınıf ya da yeni mezun olmuş kişiler. Hı-hı. Bu kişilere önündeki kariyer adımları için neler tavsiye edersiniz? Hı-hı. Neler yapsınlar okul bitmeden önce veya okuldan hemen mezun, hı-hı, olduktan sonra? Uzayabilir yalnız, bak çok şey tavsiye edebilirim. Öğrenci koğuşta eğitimi de verdiğim için, evet, hem de öğretmenlikten gelen biri olarak açıkçası bu konuda hani kafa patlatmadığım bir gün yok diyebilirim. Sonuçta bir Türkiye gerçeği içerisinde yaşıyoruz. Her ne kadar eğitimlerde bir şeyler anlatıyoruz ama bir yandan da işte önümüzde bir Türkiye'deki eğitim sistemi, üniversite sınavı gerçeği, öğrencinin bir takım yetkinlikleri, becerileri, yapabildikleri ve yapamadıkları var. Ama ne olursa olsun ben şu an Soluntas bünyesinde İzotomi adında bir program yürütüyoruz. Bu aslında geçmişi bayağı olan ama aktif olarak 4 yıldır uyguladığımız bir sistem. Biraz ondan bahsedebilirim. Tabii. Bu İzotomi programında aslında temelde yine koşu görüşmelerini alıyoruz. Ve çıkış noktamız şu, aslında mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur. Lise öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine uygulanan bir sürü test var, bir sürü envanterler var. Yani becerilerini, ilgi alanlarını tespit etmek için olan, aslında çok da birçoğu güzel çalışma bunların. Bizim burada ayrıldığımız nokta, bizim de bir kişilik envanterimiz var uyguladığımız. Fakat bunun yanında şöyle bir yola çıkışımız var. Dedik ki içinde insan olan her şeyde mutlaka bir yanılma payı vardır. Dolayısıyla bu testin yanında iki tane de profesyonel koşuk görüşmesi yapıyoruz öğrencimizle. Bunu derken tabii 14-19 yaş aralığından bahsediyorum. Ve bu koşuk görüşmesinde de temel olarak bu genç arkadaşların başta değerlerini biz belirlemeye çalışıyoruz ama bir yandan da onların fark etmelerine çalışıyoruz. Güçlü yönleri ve aslında özetle sadece neyi yapabildikleri değil, evet bu da çok önemli ama ne yaparlarsa mutlu olurlar. Bu sorunun peşindeyiz. Evet. Ve dolayısıyla çok detaylı bir rapor öğrenciye ve aileye ulaşıyor. Birçok aile ve öğrenci değişik şekilde bundan faydalanıyor. Kiminin zaten gözünde bir kariyer hedefi var. Bu çalışma onun bir sağlaması oluyor. Kimisi için de hiç düşünmediği bir takım seçenekler düşündürtüyor yine öğrenciye ve aileye. Böyle bir programımız var. Bu programdaki amacımız da özetle şu aslında. Evet, bir üniversite sınavı gerçeği var. İşte açıkçası puanı yetebileceği ve kazanabileceği, okuyabileceği ve devamında meslek edinebileceği seçenekler var. Ama bunlar bir tarafa, bazen öğrenciler kariyer farkındalığı dediğimiz konuda sıkıntı yaşıyorlar. Bilmiyorlar. Yani bir üniversiteden bahsediyorlar, bölümden bahsediyorlar ama işte birinci yılda, ikinci yılda o bölümde hangi dersi okuyacakları hakkında net bir bilgiye sahip değiller. Evet. Aynı şekilde de mezun olduklarında iş imkanları hakkında çok net olmadıklarını görüyoruz.
Kulaktan dolma bir takım bilgiler var. Tahmin edersiniz ki bazen aile baskısı, maalesef bazen en modern ailede bile bu olabiliyor. Bazen okul baskısı. Bazen de ben ona akran zorbalığı diyorum. Birbirlerini değişik şekillerde etkileyebiliyorlar. Yapıp yapamayacakları konusunda o branşla ilgili her neyse emin olamıyorlar. Ve isteklerini de çok net dile getiremedikleri durumlar olabiliyor. Evet. Burada anlatmak istediğim şey, evet tabii ki maddiyat kısmı yeni nesil için çok ön plana çıkıyor. Bu da sanırım çok doğal, hani tüketim toplumunun getirdiği bir şey. Evet. Ciddi anlamda iyi para kazanmak, işte güzel yerlerde yaşamak gibi kaygılar var. Gayet normal, doğal bu. Ama devamında da tabii ki gelinen noktada işte belli bir yaşta, özellikle 25-30, 35 bu yaşlara yaklaşıldığında yetişkin danışanlarda da gördüğümüz durum, ya acaba tam olarak da yapmak istediğim bu değil miydi gibi bir soru. Hatta bizim koçluk eğitimlerine genellikle bu soruya çok kişi geliyor. Orada bir kırılma noktası oluyor. Bir telaş, hayat telaşı içinde ne okursam iş bulabilirim, ne okursam iyi para kazandıran iş bulabilirim düşüncesiyle yola çıkıyorlar. Bir dönemde de hani basamak basamak hedefe ulaştıkça kendilerini iyi hissediyorlar ama bir nokta var ki her kimde ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz ama ya aslında sanki tam olarak da yapmak istediğim bu değildi gibi bir noktaya çoğunlukla geliniyor. Bu noktada benim tavsiyem dediğim gibi gerçekleri göz önünde bulundurarak tam da istedikleri bölümü kazanamayabilirler. Yani çok basit bir şekilde puanları buna el vermeyebilir. Şartlar el vermeyebilir, maddi şartlar el vermeyebilir. Yeter ki gerçekten ilgi duydukları alandan çok uzağa düşmesinler.